sizden. Ben alışığım da buna zavallı çocuğum bak. Bundan sonra böyle devam edeceğiz tabii. Halbuki bana klasik müzik dinlet demişlerdi çocuğa ama olmadı. Böyle alkışlarla efendim huzurlarınızda çocuk içeride kimli... Anne. Efendim beni özlediniz mi? Hoş geldiniz. Küçük konuklarımız da var. Bugün maşallah, maşallah sizin bu gürültünüz. Biraz evvel baktım gümbür gümbür sesler geliyor. Sizin geçtiğiniz yer bizim hazırlık yaptığımız yerin altın şey üstünde. Gümbür 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 dedim ki maşallah bugün konuklarımız sağ olsunlar. Allah daha da çok yapsın. Bayağı bir kalabalık galiba. Hakikaten öyleymiş. Allah sizi başımızdan eksik etmesin diyorum efendim ve programımıza başlamadan önce tabii ki ben şarkı söylemeye çalışacağım uzun zamandan sonra ilk defa. Bakalım nasıl olacak? Hazır mıyız? Bebeğimi düşürmeyeceğim de tekme atmaya başladı sana benzeyecek diye korktum. Sen de kimsin? Ne o tanıyamadın mı yeni temizlikçi? Adın ne senin? Nezaket.
Ha şu Asabiye'nin bahsettiği kardeş sen misin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Benzetemedin herhalde sen beni. Aksine çok benziyorsunuz. Yine yandım deseniz de bu sene. Ne bu ortalığın hali böyle? Domates pazarında sanki halay çekmişler. Vallahi benim aslanım gelse görse buraları beni böyle çifte sürerdi. O da mı gelecek buraya? Yani... Yani işte gelecek. Ay bunlar ailecek. Niye ağlıyorsun program daha ilk günümüz? Ha gelecek. Terk etti beni. Niye? Sevmiyor muydu seni? Sevmez olur mu? Tabii ki seviyordu. Hem öyle çok seviyordu ki evin böyle duvarlarını hep portremi çizerdi. Ressam mıydı kocan? Denilebilir, sayılabilir. Böyle bana bir tane oturttu mu vallahi resmimi çıkarttırırdı böyle duvarlara. Sen niye böyle konuşuyorsun be? Sen iş mi gördün? Ne iş yaparsın ki sen? Bulaşık yıkamazsın, çamaşır yıkamazsın, tarla sürmezsin. Hiçbir işten anlamazsın. İşte böyle kadınları hiç çekemiyorum vallahi. Gerçekten çekemiyorum. Ben her akşam 4 tane yemek koyarım. Sen bir evlenirsin, buna rağmen bir evlenirsin, herkes ayyuka çıkarır, aman evlendi, evlendi, koca buldu diye. Ben o kadar işler yaparım, çeyizim yanar, kimsenin haberi olmaz. Anlayamadığım bir şey var, çeyiz senin çeyizin, niye yansın ki? Canım, anla işte. Yiğidime çeyizimden azar azar verdiydim evlenmeden önce. Ha. Niye öyle şaşırıyorsun ki? Sen de karnın burnunda evlendin. Az daha bekleseydin konsolos bebeğin altını değiştirecekti. Peki bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen niye geldin buraya anlamadım. Yani buraya gelme fikrini, aklını sana kim verdi? Ben geldim buraya, Asabiye verdi bana. Asabiye ablam dedi ki, bak ben oraya çıktım, göründüm, koca buldum, evlendim. Sen de çık, kocan seni muhakkak görür, gelir seni alır buradan dedi ya. Hay Allah'ım ya, başıma gelene bakın. Asabiye koca kaçırır, bu kocaya kaçar. Asabiye kocaya kaçar, bu kocasını kaçırır. Nedir benim sizden çektiğim Allah aşkına? İşiniz gücünüz koca. Ne var be, niye bağırıyorsun? Bağırıyorum tabii, ben bak burada koca isteyen insan istemiyorum, tamam mı? Fazla konuşma, geç bir köşeye otur artık, hadi. Hayır, bir kere ben temizlik yapmaya geldim, işimi yaparım. Sen çekilin, ben ayak altında insan istemem temizlik yaparken. Şuraların haline bak. Anladım da programımız başlasın, bitsin ondan sonra temizlik yaparsın artık. Hadi geç. Olmaz, ben buradan bir yere ayrılmam vallahi. Kocam görsün beni diye geldim ben buraya. Kocam görsün alsın beni buradan, kurtarsın beni. Tamam sen otur oraya, ben kameraman arkadaşım rica ederim. Tamam, oturayım. Arada bir seni nezaket. Bak oraya oturacaksın konuklarımızın arasında canım. Ana! Bunların hepsi de koca mı bekliyor yoksa? Allah kurtarsın, Allah kurtarsın. Neyse efendim ben artık programı açayım isterseniz. Bu seferki programımızda birçok değişiklikler var, yeni oyunlarımız var. Yerlere yatacağız gülmekten. Ama önce konuklarımızı davet etmek istiyorum. Skandalların kadını huzurlarınıza geliyor. Zeynep Uludağ efendim. Gel şöyle bakalım. Sağında solunda bir şey yok değil mi Sivri? Hayır. Bunlar da işe yarar aslında Zeyno'cum. Hatta bu bile. Sen bunu çıkartıp sallayıp sallayıp adamın boynuna atıp hatta değil mi? Daha güzel hiçbir olur şeyim be. Yok. Başım yok. Hoş da kızmış maşallah. Gel, hoş geldin. Efendim ikinci anonsum yine birbirine biraz benzeyecek tabii. Yine skandalların kadını küçücüktü büyüdü. Seksiler oldu bildiğiniz gibi değil. Ceyla. Ceyla.
bir şey demedi, ben dedim diyeceğimi artık. Dedim ki küçücüktü, büyüdü, seksiler oldu ama üstündekiler de neredeyse düşecek üstünden. Bu ne zayıflık? Ne yapalım, kan kaybettik birazcık, normal. Zaten zayıftım, biraz da kan kaybettik, tam gittik şimdi. Daha yeni toparlıyoruz. Hemen de zayıfladın. Hemen, hemencik. Peki, hoş geldin. Seni de böyle alalım. Ve şimdi efendim huzurlarınıza çok cici, çok şeker ama artık ilk şarkısıyla bize cici imajı veren sevgili konuğumuz şimdi artık böyle aslanlar gibi. Klibinde bile çok seksi, bildiğiniz gibi değil. Bu iki güzel bayanın arasında bir de erkek lazım. Kerim Tekin geliyor. Heyecanlı mısın? Öyle bir şey hissediyor gibiyim. Heyecan? Evet. Biraz. Azıcık. Birazcık. Kerim, ben seni ne kadar oldu? Bir sene, iki sene önce. Bir sene oldu en az. Görüşmeler. Böyle değildin sen, ne oldu sana? Birden değiştin. Evet. Büyüdün. Evet. Hoş geldin. Hoş. Seni de böyle alıyoruz. Şöyle bir havalandırmamız var. Sizi ne kadar etkiliyor bilemiyorum ama ben püfür püfür. Hafifdir Bülent Ersoy şeklinde oturuyorum. Ama hakikaten benzemedin mi söyleyin. Benzemedin. Tekrar hoş geldiniz. Programımız biliyorsunuz yeni başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ufak tefek hatalarımıza tabii siz artık katlanacaksınız ilk konuklar olarak. Eyvah. İlk sorumu ortak bir soru olarak açmak istiyorum huzurlarınızda. Şu bıçaklanma olayını bir anlatır mısın? Benim işim yok. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şeyle karışmam. Baştan söyleyeyim. Benimle alakası yok dedim ya kısacası. Ya çocuğa bakar mısınız? Rahatsız olduk. Bak bir şey yapmayacağız. Biliriz bir şey mi var yoksa der bir şey hakkında. Sen niye üstüne alıyorsun? Burada iki kişi var bıçakla ilgili. Şimdi ben bu soruyu attım ortaya. Hanginiz üstünüze alınırsanız onu alın. Önce hanginiz başlattınız? Ben bıçaklandım. Yaralanan benim. Ben kimseyi bıçaklamadım da. Eyvah. Ben bıçaklandım. İkinci yaralanan bıçak benim. İkinci bıçak darbesi yemeden sus istersen. Allah. Ben şöyle firma... Nereden bıçaklandın canım? Ne o? Onun adı ne? Görmüyor seyirciler, duymuyorlar. Şey, kalçamdan. Popo. Evet. Daha kibarı popo. Evet. Eyvah, daha şimdiden terlemeye başladım. Bak havalandırma, özellikle gelen konuklarımıza böyle bir lüks yaptık. Yalnız buraya özellikle gönderseydiniz daha iyi olurdu. Çok sıcak gelirse size de biraz yaklaştırırsa herhalde kordonu kısa. Bıçaklanma olayı anlatayım. Firmama gittim. Orada görüşmelerimi yaptım. Girerken zaten 3 kişi oturuyordu. Merhaba abla falan dediler. İçeri girdim. Çıkarken de hiç görmedim. Arabama doğru aşağı doğru gidiyordum. Arkadan. Sen güya çocuğa yüz vermemişsin. O seninle konuşmak istemiş. Yok hayır, böyle bir şey yok. Esasında isim vermek istemiyorum. Bu olay bana kastı olan bir şey değil. Yani bu ben değil. Başka bir sanatçı arkadaşımıza da olabilecek bir davaydı. Milli Piyango'dan oradan ben çıktım. Yani bekliyormuş orada. Tabii sanatçı olmak istiyorum. Zaten firmanın önünde bir haftadan beri duruyormuş. Bunu firma sahipleri polislere söylemiş alım falan diye. Ama tabii ki dışarıdaki insana ne derecede nerede şimdi çocuk müdahale edebiliriz? Herhalde bildiğim kadarıyla Bayrampaşa cezaevinde. Cezaevinde. Peki bir şey söyleyeceğim. İşin en komik yanı, doktora cinsel tacizde bulundu falan dedin sen. Niye böyle bir şey yaptın ki? Hayır, kolunu kontrol etmeyecek tabii. Yok tabii, hayır, ben cinsel tacizde falan bulundu demedim. Esasında bunu abarttılar. Yalnızca benim müdahalem olmuştu. Orada başka bir çocuk geldi. Parmakları falan kopmuş çocuğun. Bir müdahalem olmuş orada. Ben tetanoz iğnesi vurdurup gidecektim. Yani ısrarla seni muayene edeceğim dedi. Ben dedim ki muayenem oldu. Dikişlerim yapıldı benim. Bana tetanoz iğnesi vur. Benle uğraşacağını git. Yanındaki çocukla ilgilen. Çünkü en önemli çocuğun parmakları kopmuş orada. Esasında öyle bir şey yok. Ben orada doktoru da yadırgadığım bir şey yoktu. Belki o görevini yapıyordu ama biraz
Tabii ne dedi ki sana seni bu kadar? Sinirler laçkalaştı. Ne dedi sana? Aç popona mı bakacağım dedi. Yani öyle bir şey falan yani. Bunu tam açıklayamayacağım. Bunu nasıl der ki? Yani doktor açıp da popona bakacak. Esasında onun yaptığı müdahale normalmiş diyorlar. Ama benim müdahalem oldu. İkinci müdahaleye gerek yoktu yani. Belki sonuçta bakacaktı, estetik mi yaptılar, güzel mi yaptılar, mi? Kötü mü yaptılar. Nedir bu popodan çekkin? Bir yardımımız dokunur mu bakalım. Bir yardımımız dokunur mu diye. Ben esasında onu da yadırgamıyorum. Tabii biraz sinirler orada laçkalaştı artık. O da biraz agresif davrandı. Biz de öyle sinirli, zaten moral bozuktu. Öyle bir kavga oldu. Yoksa orada tabii ki cinsel taciz çok mu büyük bir yaraydı? Yok, fazla bir şey yok. Fazla bir şey yoktu ama çok kan kaybettim diyorsun. Aşırı, zaten oldukça zayıfım. Yani biraz daha zayıfladım. Biraz daha yakında zayıf. Oraya gelirsem uçarım herhalde. Hakikaten çok zayıflamışsın. Evet. Bu kadar biraz kilo alman lazım tabii ki. Tabii ki alacağız. Bizim bir de aileden İlce gelen bir şey bu. Aileden gelen bir şey bu. Annem de böyle, ablalarım da böyle. Biz hepimiz böyle minyon tipliyiz. Ve üstelik iki çocuk annesi olarak maşallah valla. Ona sonra geleceğiz. O bir daha vahim bir durum. Kaç yaşındasın? 23 yaşındayım. Benim gibi böyle menopoza girmeden önce doğursaydın. Estağfurullah. Öyle diyorlar ya hani. Öyle dediler ya. Onu diyen halt etmiş. Evet. Böyle bir lafla tabii karşı karşıya kalmak hoş geldi bana şu anda. Tabii ben şimdi bıçaklama olayı ortaya attım. İkinizin de ortak yanı bu. Sen artık bıkmışsındır sürekli sana bu soruyu. Ben sana bunu niye yaptın, niye ettin demeyeceğim. Artık ezberledik hepimiz. Ama bir bıçaklama olayı hayatını değiştirdi senin. Evet. İnsanların hayatı yanabilirdi. Çok daha uzun süre, 13 ay mı yattın? 13 ay yattım. 13 ay yattın. Daha uzun sürebilirdi. Ne bileyim, çok daha yaşlanmış çıkabilirdin ama sen 13 ay yattın, çıktın. Üstelik bir de televizyon dizisinde oynadın. Bir de yönetmeni delirttin. Öyle diyorlar. Öyle bir şey yok. Yok. Yani kesinlikle medyanın saptırması. Saptırması. Beni nasıl bu olayda, ilk olayda çekip çıkarttılar ortaya. Bir isabet tahtası gibi. O da öyle bir şey. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Sonuçta sen hapisten çıktın. Ve ciddi ciddi şöhret oldun. Talk show'larda yer alıyorsun. Onun dışında işte dizi yapıyorsun. Sürekli medyadasın. Evet. Ve sürekli kendini unutturmamaya çalışıyorsun. En sonunda basıldın. O nasıl oldu? Ona da pek fazla girmek istemiyorum. Hayatını bu şekilde etkilendi diye iyi ki de bıçaklamışım diyor musun? Hayır, kesinlikle öyle bir şey söylemiyorum. Yani düşünmüyorum. Keşke olmasaydı diyorum. Yani keşkelerim çok fazla. Keşke gitmeseydim diyorum. Yani bu olayda hem beni yıprattılar. Bir, yani işte Kumkapı cinayeti adı eklendi ismimin başına. Hem de Kumkapı'yı lekelediler. Yani bu olay başka bir yerde de olabilirdi. Fakat ne cesaret, orası... nasıl kalktın, aldın o bıçağı eline, adama sapladın, bu büyük bir cesaret. Öyle değil, o konuya fazla değinmek istemiyorum. Çünkü unutmak istiyorum, bir türlü olmuyor. Unutamazsın, bunu ben söyleyeyim sana, hayatın boyunca bunu elbet biri sana soracak. İnşallah unutursun ama çok zor unuttururlar gibi geliyor bana. Çünkü bana hep sordukları zaman nasıl meslek hayatınıza başladınız diye. Bir takım şeyler var, onlar sayesinde başladım diyorum hayatımda. Sen de hep bunu anlatmak zorunda kalacaksın. Yani artık pek anlatmıyorum. Bilmiyorum falan. Soranı bıçaklıyorsun. Ben bilmiyorum. Sorma. Bak Ceylan nasıl oturuyor. Bu arada çok da güzel bir kız kardeşim var. Biraz evvel içeride gördüm. O da dizide oynadı. Teşekkür ederim. Annem baban da niyetli mi? Hayır. Değiller. Şimdilik değiller. Annen de hoş bir kadın. Dolayısıyla hakikaten çok güzel kızları var ama tavsiye etmem Kerim. Annem yani, tabii. Kerim, diyelim ki sevgili Zeynep ile tanıştın. Evet. Sevgili olmak üzeresiniz. Ve böyle de bir olay geçtiğini biliyorsun başından. Korkar mısın? Korkmaz mısın? Şimdi zor bir soru tabii bu. Bilmem, yani seni etkiler mi böyle bir olay, bir erkek olarak? Yani ben çok fazla aslında bu tür şeylere girmiyorum. Yani
tam olaylara da aslında... Kimse hiçbir şeye girmiyor. İnanır mısın? Tam olaylara da bilmiyorum. Yani tamam bir cinayet olayını biliyorum Kumkapı'da falan. Bunları tabii televizyondan gördük ama... Şimdi eğer hayatta insanı kişi için katil olur. Benim için böyle. Birisi ekmek parası için, birisi ailem için ve namusum için. Yani namusuma gerçekten, tabii bu laf atma ya bilmem ne değil. Gerçekten bir taciz varsa ki öyle bir şey var bilmiyorsam... bir taciz varsa ya da bir şey varsa gerçekten namusumu etkiliyorsa ve benim gururumu kırıyorsa ben bunun için her şeyi yapmaya hazırım. Bir de ekmek param için. Çünkü ailemi kurtaracak, ailemi geçindirecek olan parayı ben kazanıyorsam eğer ona zarar geliyorsa, o benim biri hakkımı yiyorsa o zaman da ben herhalde cinayet çıkışırım. Cinayet işlerim diyorsun. Yani cinayet işlerim demiyorum ama mutlaka... Bunlar önemli şeyler, gerçekten önemli şeyler. Hele bir bayan için çok zor şeyler. Tabii kim haklıdır, kim haksızdır bilemiyorum. Buradan da şey yapmak istemem ama dışarıdan bir insanım çünkü. Ama bana da eğer namusuma ya da ekmek parama ki öyle olduysa da helal olsun. Öyle yani olsun, helal zaten olsun. Bunu insanları tek tek çekip anlatmak çok güç bir şey. Tabii ki zor bir şey. Bu dövmede nazar değmesin diye mi Allah şimdi dikkatimi evet. çekti. Güzel bir göz yapmışlar. Kaşlar çiçekten oluşmuş. Senin gözüne benziyor. Yeni mi o? Bayağı oldu. Bayağı oldu. 2,5-3 ay falan oldu. Kerime geçmeden önce sen biraz hazırlan kendine gel. Sevgili Ceylan'dan bir şarkı dinleyelim biz. Isınalım biraz.
Ortalar gümbür gümbür, bu düğün bizim düğündür. Halayda başı kimem çeker, ne gündür ne bugündür, hey ne gündür ne bugündür. Davul çalar gümbür gümbür, bu düğün bizim düğündür. Halayda başı kimem çeker, ne gündür ne bugündür, hey ne gündür ne bugündür. Davul çalar gümbür gümbür, bu düğün bizim düğündür. Halayda başı kimem çeker, ne gündür ne bugündür, hey ne gündür ne bugündür. Davul çalar gümbür gümbür, bu düğün bizim düğündür. Halayda başı kimem çeker, ne gündür ne bugündür. Bravo. Asfalt Kuyumculuğun sunduğu Hülya Avşar Show reklamlardan sonra devam edecek. Ay çok naziksin. Çok nazim kıvarımdır. Allah Allah, ne oldu sana böyle çocuğum? Aa. Naziklik yaptım hoş, kibarlık yaptım. İçimizde bir erkek oldun. Evet. Kerim, sana bir şeyler olmuş. Bir kere kilo vermişsin dediğin gibi, ama biraz daha vereceksin tabii. Biraz daha. Şu bölgende var. Azıcık. Aynı. Ben biraz daha fazla. Eskiden göbeğimi içime çekme ihtiyacı hissediyordum ama şimdi artık bırakıyorum. Yok, benim göbeğim yok. Benim göbeğim yok. Az daha gitti, bitti. Bitti. Bitti, tövbe. Vallahi yok yani bir daha. Rejim yaptım. Bir daha öyle kilo almaya karar, yani almayacağım, karar verdim kesin. Kilolarınızı bana gönderebilirsiniz. Peki bu arada tabii ki herkesin belki de merak ettiği bir şey, belki de etmediği bir şey, sana sormak istediğim bir şey. Zerrin'le ciddi bir aşk yaşadınız mı? Yaşamadınız mı, yoksa bu bir tantana mıydı? Bu bir tantanaydı. Böyle açıklayayım. Yani ya ciddi ciddiğimi söylüyorsunuz. Vallahi ciddi söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Söyleyemiyorsunuz değil mi açık açık? Hayır. Evet, doğru diye. Vallahi alakası yok. Olsa küt diye söylerim burada. Hiç çekinmem. Doğruysa doğrudur. Çünkü yalansa yalandır. Niye peki böyle bir şey çıkardılar? Şimdi Zerrin Özer hanımefendi çok gerçekten benim hayatımda gördüğüm en değerli insanlardan bir tanesi. Buna yürekten söyleyebiliyorum. Yani bütün herkese konuşmam bunu, sadece onun için konuşuyorum şu anda. Çok değerli ve starlığının yerini çok iyi bilen, tadını çok iyi bilen, kendi kariyerinin, kendi kişiliğinin çok anladık farkında olan. Biraz öveyim ondan sonra. Çok seviyorsun, evet, saygı duyuyorsun. Çok saygı duydum, çok sevdiğim, çok beğendiğim bir hanımefendi. Ve bana çok destek oldu, çok yardımları oldu. Bana çok güvendi işin doğrusu. Devamlı böyle beraber bir yerlere gitmeye başladık. Bir grup halinde işte, gene Aysel Gürel de o grupta. Birçok insan var o grupta. Derken basın böyle bir şey aradı tabii ki haliyle. Yani bir şey var mı yok mu diye. Ve bir gün bir gazetede işte ufak bir haberden çıktı. Beraberler mi diye çıktı, bir dahaki hafta manşetten hepsi girdi. Yani sadece bir şeye bakıyordu, bir olaya bakıyordu. Olsaydı gerçekten severdim ama çok sevdiğim, bir kez daha söylüyorum, çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir insan. Sonra şey dediler, peki madem beraber değilsiniz, bu kadar yazılıyor, çiziliyor, niye ayrılmadınız, niçin hani böyle bir uzak durmuyorsunuz? Hayır, yani hiç kimse, hiçbir şey ya da hiçbir mantık dostluğumuzu bozmasına izin vermeyecektik ve öyle de oldu zaten. Böyle de oldu, evet. Diyorsun. Vallahi tebrik ediyorum. Öyleyse o zaman öğreniyoruz işte sonuçta böyle oldu, öyle olduğunu. Ceylan, kaç yaşında çocukların? 7 yaşında kızım, 2-3 gün sonra doğum günü var. Yani 7 yaşına giriyor. Oh maşallah. 2 yaşını bitirmiş, 3 yaşına gün almış bir oğlum var. Peki ikisi de ayrı ayrı babalardan anlaşabiliyorlar, birbirlerini tabii seviyorlar. Tabii. Bir de 3 günlük bir evliliğin var senin, o nasıl oldu Ceylan? Hayır, böyle bir şey yok. Yani ben yok, evli değilim, bir kere bunu açıklıkla söylüyorum. Böyle bir şey yok, yalnızca nasıl söylesem, şimdi her yanımıza gelen kişiyi ya evli yapıyorlar, ya sevgilini yapıyorlar. Yani ben evli falan değilim. Ama iki tane çocuğum var, bunu inkar etmiyorum. Yani zaten inkar edemezsin. Ya inkar edecek zaten bir şey yok. İstesen ayrıca de pişman değilim. Ne mutlu ki iki tane evladım var. Bir Allah kız, başlasın. Bir erkek. Bu konuya girecek miyiz hiç? Hangi konuya? Annelik davasına. Annelik davasına girdik çıktık bile, senin haberin ben, yok. Gene gireceğim. Şey mi, ben çok merak ederim böyle şeyleri. Kız mı erkek mi? Ya göstermiyor, poposunu dönüyor ben sürekli. Buradan... Poposunu ezberledik ama. Henüz belli değil ne oldu. Hakikaten çok inatçı bir çocuk. Kime çektiyse bilemeyeceğin tabii. Henüz daha belli değil kız mı erkek mi ama herhalde... Ama mutlaka güzeldir. Birkaç... Allah ne verirse artık. Allah ne verirse. Bebeklerin hepsi güzel. Çirkin bebek yok ki zaten yani. Bebekler hepsi güzel. Çocuk güzel zaten de. Evet.
13 ay hapishanede yattın ve 13 ay boyunca başına gelen en kötü olay ne oldu Zeynep? En kötü olay. En kötü olay. Hep bahsederler. İşte hapishanede herkes kavga eder. İşte yatacak yerler nasıl mesela? Televizyonunuz var mıydı? Ya da ne bileyim Tabii canım, kabullendiler mi? Televizyon falan var. Yiyeceğimiz normal geliyor. Temiz yiyecekler geliyor mu? Temiz geliyor da yani onu temiz olarak muhafaza etmek önemli. Çok kalabalık bir ortam. Bayrampaşa cezaevindeydim. 60 kişilik bir yerde 60 kişiyle beraber kaldım yani. 60 kişiyle bir koğuş, evet, koğuş deniyor evet, değil mi? Koğuşta kaldım. Koğuşta kaldın. Ranzalar var. Ranzalar. Ama ilk gittiğim zaman yerde yattım. Yer olmadığı için. Bayağı yerde. Ranzanın altına işte yatak falan koydular. Orada yatmak zorunda kaldım. Ranzanın altına koydular. Daha sonra bir bayanla arkadaş oldum. Onunla beraber yatmaya başladım şimdi. Şimdi bu hadi da mevzu olacak. Yeni haber. Nasıl onunla beraber yattın? Sıkış yapı yani, kişiye bir tek evet, kişilik bir yatağı yatakta. Paylaştık. Ondan sonra bana yer açılınca oh be dedim. Peki, kendi ranzamı sahiplendim. Peki böyle ele başları var mı hakikaten filmlerde gördüğümüz gibi? Allah kimseye göstermesin. Hayır, hiç kimseye göstermesin. Herkes kendinin ele başı. Yani var mı böyle hakikaten bir tek mesela sözü geçen hani vardır ya. Sözü geçen biri vardır mesela. Herkes mesela ona hizmet eder. Mesela Fatma gir kapsa girer 3-5 kilo var orada falan. Ele başarılı hayır, bir şey var mı? Hayır o tip bir şey yok. Ama kalabalıktan dolayı, insanların stresinden dolayı, uyuşturucudan dolayı herkes birbirine saldırıyor. Çok sık kavga çıkıyor. Ben ilk 5 ay dayak yedim. Kaç? Yani ilk 5 ay dayak yedim. Ah, yani ya. Yüzümü yaktılar, bacağımı bardak sokup bacağımdan yaralandım. Niye ondan yaptılar bunu? Yani en az dayak yediğim kişi de 6 kişi oluyordu. Ben tek başıma kalıyordum. Yani yüzüme gelen insan dahi bana yardım etmiyordu. Benim hiç kimse cesaret edemiyordu tabii yani, araya tabii girmeye. Evet. Sen ne yapıyordun peki dayaktan sonra? Bir daha tekrar onlarla sohbet ediyor muydun? Ne yapıyordun? Mecbur yani ederim. Evet, uymak zorundasın. Peki temizlik yani yaptırıyorlar mıydı? Hepsi ayrı karakterde insanlar. Efendim? Var mı öyle temizlik yaptığın mesela tuvaletleri temizletiyorlar yok, mı? Yok, hayır yok. Banyo yani sırası belli var bir, mı? Belli bir kişi var, ona yaptırıyorlar. Banyo sırası var, bol bol kavga çıkıyordu. Onu merak ediyorum mesela. Günde, haftada bir gün banyo günü herhalde. Evet, sular aktığı zaman. Sular da akmıyor. Yani belli bir gün akıyor. Onun haricinde yapamıyorsun. Ve kuyruğa giriyorsunuz. Hı-hı. Kaç dakika tanıyorlardı banyo için? Çok kısıtlı. Yani birkaç saniyelik bir olay. Birkaç saniye. Nasıl tabii, anlayamadım. Tabii. Birkaç giriyorsun, saniye. Çıkıyorsun. Sabunlanıyorsun falan, durulanıyorsun, çıkıyorsun. Peki, bütün kadınlar aynı yerde soyunuyorlar, giyiniyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar, takım özel günlerini beraber yaşıyorlar, öyle mi oluyordu? Her günü, özel gün yoktu yani, her günü beraber geçirmek zorundayız. Sen fazla konuştun, sen hadi bir şarkı söyle bakayım bize. Hadi çocuk. Hasret vuruyor gecenin koynunda, anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda, uykusuz geceler kapımda. Yıkılsa dünya, kıyamet kopsa, yine de vazgeçmem, ölürüm derdimden. Kar beyazdır ölüm ellerinden gülüm, yine yoksun diye düşmanım her güne. Dursun dünya, dönmesin sensiz, yaşatmasın Allah'ım sensiz.
gecenin koynunda anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda, uykusuz geceler kapımda. Yıkılsa dünya, kıyamet kopsa, yine de vazgeçmem ölürüm derdimden. Kar beyazdır ölüm ellerinden gülüm. Yine yoksun diye düşmanım her güne. Dursun dünya, dönmesin sensiz. Yaşatmasın o Allah'ım sensiz. Kar beyazdır ölüm ellerinden gülüm. Yine yoksun diye düşmanım her güne. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Bu arada dikkatimi çekti. Ne kadar akıllısın ya. Ben değil mi? Evet. Burak sırtında da var mı kıl? Yok. Saçların. Ellerin, kolların. Evet lan, ne ya. Biçim. Allah seni ergenlik ne yap... bunlar, ergenlik bunları. Buraya kadar. Bunları tıraş ediyor musun? Hayır. Yani şuraya kadar hiç tıraş etmiyorum burada. Burada öyle kalıyor diyorsun. Buraya kadar. Şimdi dikkatimi çekti. Böyle öyle fışkırıyor her yerinden kılların. Erkeğin kılı smart bilmiş. Erkeğin kılı. Hay Allah'ım. Hakikaten ha. Burası çıplak olan da tabii pek ya, yani iyi olmaz hakikaten. Doğru söylüyorsun. biraz evvel çocuklardan... Bacaklarımda kıl var demiş öyle. Biraz evvel çocuklardan bahsettik. O çocuklar yavrum yazık ister istemez olmadık ortamlarda yaşamak zorunda kalıyorlar tabii. Allah onları da annelerini de kurtarsın. Derken çocuklarla ilgili... çok şeker bir VTR'miz var. Onu sizlere şu anda seyrettirmek istiyoruz. Onlara minik bir soru sorduk. Ve çocuk akıllarıyla bize nasıl cevaplar verdiklerini bir görelim hep beraber. Aşk nedir? Yüzük takmak. Annem beni parka götürmek demektir. İnsanların bir şey yaptığı zaman anneler ona kızar. Sonra da onu tekrar getirerek sonra da ceza verirler. Zeynep diye bir arkadaşım var. Onunla beraber aşığız ona. O da demin konuştuğunuzda erkektir. Onun adı da Semih.
benim annemle annem birisine aşık oldum. Sen nasıl dünyaya geldin? Arabayla geldim sadece. Uçakla gelemedim. Tek arabayla gelebiliyorum. Hastanede doğdum öyle. İnsanların bir şey yaptıkları zaman annelerine hep tavşanı istedikleri zaman un getirir annelere. Sonra yemek yaparlar. Ya. İşte gördüğünüz gibi aşk buymuş efendim. Evet. Öğrenmiş oldunuz. Siz böyle biliyor muydunuz aşkın böyle olduğunu? Yakın ama o kadar değil. Tabii yazık onlar o kafalarıyla işte o düşünceleriyle o pembe dünyaları aşkı böyle yorumluyorlar. Ve efendim şimdi diyorum ki ben bir oyunumuz daha var ama ona geçmeden önce bugün senin başın belada söyleyeyim. Oyundan dolayı mı? Oyundan dolayı başın belada ama tatlı belada. Kötü bir şey değil. Ama ondan önce biliyorsun acayip fark atmış bir vaziyette giden bir meslektaşınız var Tarkan. Evet. Kıskanıyor musunuz Tarkan'ı? Niye? Yani kıskanıyor musunuz? En son lafından mesela sonra gibi mesela. Ay kıskanıyor musunuz? Aynı meslektensiniz. Ve hakikaten almış başını gidiyor. Tabii ki. Yani Tarkan çok güzel bir yere geldi gene bu albümle. Nasıl böyle oldu? Niye siz olamadınız? Yani ne eksiğiniz var? Belki ben tam erkek olduğum için olmadı. Allah! Ama öyle dedi, ben ne yapayım? Öyle dedi, en son. Beni solunda kaldırdın yerimden yani. En sonunda yani. Öyle dedi. Uslu oturayım dedi. Ya ben bir şey söyleyeyim aslında. Şimdi ben ne desem aslında burada boş. Çok başarılı bir arkadaşım. Kendine göre doğruları var. Bana göre doğru da yanlıştır. Bunlar benim için değil aslında. Ve çok güzel hitap ediyor insanlara. İnşallah Allah'tan başarılarını devamını diliyorum. Bu kadar. Niye başarılığını da bilmiyorum. Sıra geldi oyunumuza. Fakat oyunumuz için ufak bir hazırlık yapmamız gerektiği için çok sevdiğiniz reklamlarla sizi baş başa bırakıyoruz. Ve sevgili Kerem'i bu sevimsiz sorudan sonra hemen yerine alıyoruz. Önce oyunumuzu bir anlatayım size. Belki merakınız cezbeder. İki tane konuğumuz Za, Kerim. Soru soracak ama Kerim'in arkasında da ayrı bir görüntü olacak. O görüntüyü Kerim bilmeyecek. Bilmediği görüntüyü öğrenmek için ve nerede olduğunu bulabilmek için, çünkü sonunda bir armağanı var, bulabilmek için diğer misafirlerimize sorular soracak. Onlar da sadece evet ya da hayır diye onu cevaplayacaklar. Ben demem. Ona niye armağan veriyorsunuz bize? Veriyorum. Hepinize veriyorum. Üç kere de bilme hakkım var. Üç şansım var. Tamam. Nerede olduğunu bileceksin iki konuğumuzun vereceği cevaba göre, senin soracağın sorulara göre. Ama önce reklamlar tabii ki. Asfalt Kuyumculuğun sunduğu Hülya Avşar Show reklamlardan sonra devam edecek. Ve efendim oyunumuz başlıyor. Sevgili Kerim şimdi nerede olduğunu bulacak. Biz göreceğiz nerede olduğunu ama o nerede olduğunu hiçbir zaman göremeyecek. Belki sonra. Evet. Çok ayıp Kerim. Hiç yakıştıramadım. Oğlum kötü bir yer mi? Zamanı değil yani. Rezalet. Ay en sonunda güldürdünüz beni. Yani bunu daha önce halledebilirdin. Evet sorularınızı bekliyoruz Kerim. Yatakta mıyım? Kime öyle soruyorsun? Öyle denizlere ne yapayım? Kime soruyorsun? Zeynep'e. Hayır. 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 Ha bu tahmindi ama değil mi? Tabii. Ha bu bir geçti bir tanesi. Evet. Pekala. Tek başıma mıyım? Orada yalnız olmak zorundasın. Tuvalette Ceylan'a miyim? Ceylan'a mı sordun? Ben Hiçbir şey yapmadım. Bu kadar çabuk bil demedik herhalde. Hiçbir şey yapmadım. Siz söylediniz valla. Allah Allah. Siz söylediniz. Orada yalnız kalınacak yer orasıdır. Ben nerede yalnız kalır insan? Ben pot kırdım değil mi? Tabii. Evet. Tuvaletteydin canım.
Bir daha geçeyim oraya. Aa, çok kısa kalmadı. Sürdü ya. Yine de biz hediyelerimizi veriyoruz. Aa. Efendim, benden verecek hediye ne olabilir ki başka? Bakar mısınız Allah aşkına, canlı bebek gibi. Çok güzel geldi. Ceylancığım, bu senin. Teşekkür ederim. Bu senin. Ona niye Arap verdin? Ona da istersen sen Arap al. Ben Arap alayım, ne olur. Peki, sen bilirsin. Çünkü benimkiler hep beyaz. Öyle mi? Bu da senin. Harika, teşekkür ederim. Güle güle kullanın efendim. Buraya mı diye bakıyorum? Vallahi yakıştı. bu arada müzik dersleri aldığını duydum. Alıyordum. Yarım şimdi? Kaldı. Devam etmiyorum, bıraktım. Türk sanat müziği, pop. İlk önce pop fantezi düşündüler. Yani ondan sonra tarzı değiştiririz, pop yaparız falan demişlerdi ama öyle kaldı. Ben kaldı. Peki hangi şarkıda çalıştın? Var mı yani böyle mırıldanabileceğim bir şarkı bize? Hayır. Yok. Bak, büyük şans bence, ciddi söylüyorum. Yani hayır, burada. Yok. Çalışmadın. Nasıl peki sen şarkı söyleyeceksin? Var, çalıştığım şarkı var. Ve mesela ne? İntizar. İntizar. Sakın bir söz söyleme.
Vallahi. Biz tek oynadık da sen çift attın. Gibi. Ben çift. Bir de bırakıp oynuyoruz biz öyle göründüğü gibi. Bebeklerimizi unutmayın ama. Tamam. Sen niye oynamadın Allah aşkına, ne güzel. Oh. Ben oynamayla aram pek yok artık eskiden. Eskiden olacaktı, ben şimdi ne roman havası oynamıştım. Peki. Aslında şimdi en önemli kısma geldik. Benim sorularım bitti sevgili konuklarıma. Ama şu anda şurada bulunan sevgili konuklarımızın içerisinde en güzel soruyu soran kimse, ona minik bir hediye, minik dediğimiz Askolt'tan bir hediyemiz var. Ne olduğunu ben daha görmedim. Bir dakika bir bakayım. Beğenirsem eğer soruyu sormaktan da vazgeçebilirim. Ben de bakayım. Oo. Ben bir soru sorayım mı? Oyun. Ben bir soru sorayım mı? Hayır, ben acaba bir tane daha mı sorsam diyorum. Soru soranlar kaç kişiydi bilmiyorum ama en güzellerini seçtik. En güzel soru Ceylan'a geldi ve bu soruyu soran arkadaşımızın hediyesi, arkadaşımız da belli. Hediyesi de burada. Kendimizi kollayalım Arap. Ama önce diğer soruları sorayım. Sevgili Kerime Deniz Bayseçkin sormuş soruyu. Deniz Hanım, neredesiniz? Bey. Ay. Efendim hoş geldiniz önce. Bunu veriyorum size. Bu soruyu çok mu aradınız? Çok aramadım. Hemen geldi. Hemen buldum. Hemen buldum. Öyle mi? Soruyorum. Evet. Eminsin değil mi sormam için? Evet. Bana çok benzediğin için zorluk çekiyor musun? Mesela ne? Ya bakayım. Bir yan yana bir durun bakayım Allah aşkına, bakacağım. Allah aşkına. Deniz Bey'le bir yan yana durun. O mikrofonu kafana indirebilir miyim Deniz'ciğim? Ya aslında gerçekten benziyoruz böyle. Bak kulak memelerimiz falan benziyor mesela. Ha? Zor oluyor biraz. Harbiden zor oluyor. Allah aşkına biraz zor oluyor böyle. Hele işte ne bileyim, giyiniyorum falan, acaba bugün Deniz'e benzesem mi? Benzemeyeceğim. Sen şimdi soruya cevap ver. Mesela niye, mesela çok benziyorsunuz ama zorluk çekiyor musun ama neden? İşte bazen karıştırıyorlar, üzerime saldırıyorlar falan. Tebrik ediyoruz efendim. Ben durayım mı bunu? Hayır canım, oturabilirsin. Ama mikrofonu elinde tutabilirsin. Tamam, peki. Efendim aslında en güzel soru Ceylan'a geldi. O soruyu soran kişiye de hediyemiz hazır, bir kere daha söylemek ihtiyacı hissettim. Şimdi sevgili Zeynep'in sorusu. Muğdat. Doğru mu okuyorum? Muğdat Pamuk'dan gelmiş Muğdat Bey. Buyurun efendim jet hızıyla. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Peki siz bu soruyu çok aradınız mı? Aramadınız. Ya bir dakika, bir şey yapmam ya. Karın mı burada? Burada mısınız hanımefendi? Birazcık mıncıklıyım yani. Ya gel Allah aşkına gel, bir şey olmaz. Bu soruyu beraber soruyoruz. Mikrofonumuzu alalım önce. Bir tane patlat hadi ya, almış gel. Neyi patlat? Ay Allah. Soruyorum. Muğdat Pamuk. Sizce halk tarafından seviliyor musunuz? Nerede trompetimiz? Çabuk doğuracağım bunu. Bilmiyorum. Hadi Zeynep. Bilmiyorum gerçekten. Aa. Efendim seviliyor mu Zeynep Hanım halk tarafından? Sence seviliyor mu? Hayır. Hadi. Vallahi bak karışmama. Vallahi karışmama bak. Ama bir şey var. Ailem tarafından seviliyorum. O da bana yetiyor. Bravo. Ama iş toplum. Hatta siz birbirinize bir girseniz de şurada. Ay vallahi yumruk yumruğa bir giriniz. Peki niye böyle düşünüyorsun Zeynep hakkında? Oğlum mikrofonu... Şöyle tutacağım mikrofonu. Şöyle. Tutayım. Niye sevilmiyor sence Zeynep? Çünkü ismi çok kötüye gitti. O yüzden mi? Kızın suçu ne? Olur mu suçu ne? O yüzden mi sevilmiyor yani? Yani evet. Sence suçlu diyorsun. Önce suçlu, ondan sonra temize çıkıyor.
Bence sen git sonra Zeynep çıksın. Şimdi tabii bunu sen düşünüyorsun tek başına. Bu da senin düşüncen. Sana da saygı duyuyoruz. Ver artık şunu da. Evet, bu tabii bizim başımıza da geliyor. Biz sanatçılar da aynı şekilde. Sevildiğimiz insanlar var, sevilmediğimiz insanlar var. Onun için Zeynep'ciğim hiç üzülme. Yok, hayır, üzülmüyorum. Hakikaten üzülme. Bizi de sevmeyenler var. Aman evet. Bu da neymiş diyorlar. Hep böyle yanımdan geçip. Ama bu muymuş diyorlar bana. Yani onun için alıştık biz. Asıl Ahmet Kaya'yı rica ediyorum buraya. Bu Ahmet Kaya ama bildiğimiz Ahmet Kaya değil. Ya bir de öp başına koy bari. Peki çocuğum sen bu soruyu çok aradın mı? O anda aklıma geldi sordum. Sordun. Peki ya evet dersene b***cız? Ha ne yapacağız o zaman? Alır mısın? Oo kızım. Ya hiç üzülme. Geliyor sorun. Size evlenmeyi teklif etsem nasıl karşılardınız? Tavrınız ne olurdu? Ama yanlış anlamayın. Söyle söyle. Tacizde bulun, yanlış anlamayın. Bir kere böyle bir teklif ettiği için kendisine saygı duyuyorum. Görüşlerine saygı duyuyorum. Gayet normal tabii olabilir. Ya bak emin ama misin? Ben evlenmeyi düşünmüyorum. O ayrı bir şey. Bak o ne diyor ama evet dese alırdım diyor. Evlenme yaşım için daha çok erken. Nasıl yani? Aslında doğru söylüyor. 23 yaşında ve iki tane çocuğu var. Allah bağışlasın. Evlenmek için daha erken biz 23 yaşında evet, vallahi. Evet yani artık yeter diyorum ve evlenmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Ama bak bir kere daha düşün. Bak evde kalabilirsin. Ben telefonun adresini yazsın düşünmeyeyim. Ya bu işin şakası efendim. Kusura bakma seni reddetti. Saygı duyuyorum. Aa, bir lütfen. Ya. Peki benim hakkımda ne düşünüyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Arkadan bakalım. İdare eder dedi size Hülya Hanım. Oğlum mikrofona konuş. İdare eder ya. Yok ya. Ama bak evlenme teklifini kabul etmedim. Hediye kazandın. Görüyor musun? Şimdi bu hediye alırken duygularını bize açıkla. Bak. Güzel bir müzik rica ediyorum. Show reklamlardan sonra devam edecek. Ve efendim programımızın sonuna gelmiş iken ben de hazır ayaktayken bebeklerinizi alıp böyle gelseniz de biraz fıkırdasak da fıkırdasak size de bay bay yapsak ben size çok teşekkür etsem bu arada gelmiş olduğunuz için bir tane bir Kadifeden keser seni, nalelerden keser seni. O zor hoştur
Altın sektörünün büyük ismi Askold sundu.